Karbon 14 her 5730 yılda kütlesinin yarısını kaybeden bir elementtir. Bir karbon 14 örneğinin numunesinin ağırlığı yıl cinsinden yaşına bağlı olarak M fonksiyonu ile modelleniyor. Karbon 14 numunesinin ilk ağırlığı 741 gram olduğuna göre T yıl geçtikten sonra geriye kalan karbon 14 örneğinin kütlesini modelleyen bir fonksiyon yazınız. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu duraklatın ve ilk ölçümden sonra geçen yıl sayısı olan t'nin bir fonksiyonu olan m fonksiyonunu kendi başınıza oluşturmaya çalışın. Evet, gelin yine işe bir tablo çizerek başlayalım. Buraya t'yi yani ilk ölçümden sonra geçen yıl sayısını, buraya da mt'yi yazalım. Karbon 14 numunesinin ilk ağırlığının 741 gram olduğunu biliyoruz. Ve bu da t sıfırken mt'nin 741 gram olduğu anlamına geliyor. Her 5730 yılda kütlenin yarılandığında bildiğimize göre ilgi çekici, işimize yarayan başka bir t değeri 5730 olabilir. Evet, t 5730'a eşit olduğunda kütle yarılanacağı yani yarısı oranında azalacağı için bunu 1 bölü 2 ile çarpmamız gerekir öyle değil mi? Hemen yazalım. 741 çarpı 1 bölü 2. Şimdilik bunun ne ettiğini hesaplamadan devam edelim. Bunun üzerinden bir 5730 yıl daha geçtiğinde 2 çarpı 5730 yazıyorum. Bu da 11.460 mı eder? Neyse şimdilik 5730 çarpı 2 olarak bırakalım. Ya da bir bakayım. 5000 çarpı 2, 10.000. 700 çarpı 2, 1400. 30 çarpı 2 de 60 olduğuna göre 11.460 eder. Doğruymuş. Yine de biz bunu 5730 çarpı 2 olarak bırakalım. Kütle ise bu çarpı 1 bölü 2, yani 741 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 olacak. Gördüğünüz gibi yine 1 bölü 2 ile çarptık. Ve bunun yerine 741 çarpı 1 bölü 2'nin karesi de yazabiliriz. Sonra bir 5730 yıl daha beklersek de yani 3 çarpı 5730 yıl sonra kütle 1 bölü 2 çarpı bu yani 741 çarpı 1 bölü 2'nin karesi çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2 üzeri 3 olacak. Tahmine neler olduğunu anlamaya başladınız. Kaç defa yarılanma süresi geçtiyse 1 bölü 2'nin o kadar üssünü alıyoruz. Yani 1 bölü 2 üzeri geçen yarılanma süreleri sayısı çarpı ilk kütle diyoruz. Burada 1 yarılanma süresi geçmişti. Burada 2 yarılanma süresi geçtiği için kuvvetimiz 2 ve burada da 3 yarılanma süresi geçtiğine göre 1 bölü 2'nin 3. kuvvetini alıyoruz. Peki tüm bunlara göre bana mt'yi genel bir şekilde nasıl ifade edebileceğimizi söyleyebilir misiniz? Hemen yazalım. mt eşittir. Başlangıç değerimiz olan 741. Bu arada, bunun üstel bir ifade olacağını şimdiye kadar tahmin etmiş olabilirsiniz. 741'i, ortak oran yani 1 bölü 2 üzeri, geçen yarılanma sürelerinin sayısıyla çarpmamız gerekiyor. Peki, kaç tane yarılanma süresi geçtiğini nereden bilebiliriz, nasıl anlayacağız? t'yi 5730'a bölerek. İsterseniz sağlamasını yapalım. t sıfırken, 1 bölü 2 üzeri 0, 1 edecek ve kütle 741'e eşit olacak. T 5730'a eşit olduğunda bu kuvvet 1 olacak ve başlangıç değerini 1 bölü 2 ile sadece bir kere çarpmış olacağız. T 5730 çarpı 2 olduğunda kuvvet 2 olacak ve böylece 1 bölü 2 ile 2 kere çarpmış olacağız. Tabii bunun aradaki tüm değerler için de geçerli olacağını ekleyeyim. Yani yarılanma süresi henüz tamamlanmadığında tam sayı olmayan bir kuvvet elde edeceğiz ama fark etmez bu durumda da formül yine işe yarayacak. O halde fonksiyonumuz budur ve işimiz bitti. Tail geçtikten sonra geriye kalan karbon 14 numunesinin kütlesini modelleyen MT fonksiyonunu yazdık. Şahane.